estağfurullah. Hayır, estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Çok estağfurullah. Herkes olur filmi. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ben öncelikle aranızda olduğum için, şu anda burada sizlerle olduğum için Allah'ıma şükrediyorum. Çünkü 2 yıl aşkın bir süredir ilçe ilçe. Onu açalım ya, açalım. Başkanım, biraz geride bekle bak. Kameralar çıkıyor bak. Abi bana izin verir misin? Tepkileri şapkasın. Verir misin? Şimdi bana bakın. Hem bunu verdiniz. Hem bunu verdiniz. Ağların uykusu kaçacak. Yeni bir kadın daha çıkaracak. Yapışır size. Yani böyle yapıyorsunuz. Muhteremlerin sinirlerini bozuyorsunuz. Sonra pansiyonlarını alt üst ediyorsunuz. Sonra olanlar kanunlar yoluyla kendilerine oluyor. Evet, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Başkanım helal olsun size. Sağ olun. Allah layık olmayı nasip etsin. Cenab-ı Hak beni sizlere karşı utandırmasın inşallah. 2 yıl aşkın bir zamandır ben ilçe ilçe esnaf esnaf geziyorum. Bunu yapma kararım şöyle gelişti. Bir gün grup konuşması yaptım. Çıktım, gazeteci arkadaşlar böyle dizilmişler. Allah var, kendime göre çok iyi bir konuşma yaptığımı düşünüyorum. Konuşmayla ilgili bir şey soracaklar zannettim. Durdum, gülümsedim. Gazeteci kardeşim dedi ki, Meral Hanım, Sayın Erdoğan, Sayın Kılıçdaroğlu'na şunu dedi. Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın Erdoğan'a bunu dedi. Siz ne diyorsunuz? İlk aklımdan geçen, siz beni tanıyorsunuz yani. Dilime geleni konuşmadan duramıyorum. Kanunlar bile... Neyse... Bakın sonra, bak, komaya soktunuz. Yani komaya soktunuz. Neyse, elim ağzımdan şu çıkacaktı. Elini görüyorum diyemedim. Artık kibarlaşmak zorundayız. Neyse, geldim partiye, dedim ki arkadaşlara, bir böyle yün yumağına atıyorlar. Herkes, bütün siyasiler o yün yumağına, hani kediler dolaşır ya, dolaşıyor. Seçmenin, yani siyasetçinin veli nimetinin adına, onun hakkında, onun sesi olmak adına hiçbir şey yapılmıyor. Arkadaşlar, biz bu yün yumaklarını havada yakalayıp onlara geri atacağız. Ve o günden sonra esnaf gezmeye başladı. Üzerine, çünkü esnafın özelliği şu. Esnaf aynı zamanda ekonominin bel kemiği, en çok istihdam yaratan sektör, yani sanayicinin ya da tarımla meşgul olanın ürettiği malı mamulü satar. Onlar olmazsa herkesin elinde kalır. Dolayısıyla işçi istihdamını da, işveren, gören istihdamını da ve kendi içlerinde yaptıkları işte de yardımcı olarak çalıştırdıkları insanlar üzerinden de ciddi istihdam sağlayan insanlar. Ama bir özellikleri daha var. Onlar için müşteri veli nimet. Siyasetçilerin ders alması gereken, örnek alması gereken yer esnaf dükkanlarının içi. Orada kimlerle karşılaşırsınız? İşsiz gençle, atanamamış öğretmenle, EYT'li kardeşlerimle, besicilerle ve tarımda çiftçilik yapan, üretim yapan, eli nasırlı ama tarladaki ürününü tam toplayıp satacakken Ukrayna'dan, Rusya'dan, Kanada'dan, Sırbistan'dan, ta Güney Amerika ülkelerinden hem buğday ithalatı,
hem nohut ithalatı, hem hayvan ithalatı, hem et ithalatı, hem de nohut ithalatının yapıldığı bir tarım anlayışıyla karşı karşıya kalıp hayvanından kâr edemeyen, buğdayından kâr edemeyen, mısırından kâr edemeyen, en son evlere şenlik bir durum oldu biliyorsunuz, siz zeytinin manasını biliyorsunuz. Burası bilir, yani Aydın'ın tüm ilçeleri zeytinin ne olduğunu bilir. E şimdi ne yaptılar? Yandaşlara para verebilmek için, maden için zeytinlikleri sökme kararı aldılar. Bu arada burada da zeytinliklerin söküldüğü bir durum var biliyorsunuz, meşhur otoyol. Ama daha vahim bir şey var. Ya bunlar gerçekten dünyadan haberleri yok. 300 yıllık, 500 yıllık zeytinleri söküyorlar arkadaşlar. Madenler çıkıyor. Otoyollar geçiyor. Sonra o zeytinleri dikiyorlar. Yahu bu tarımın her türlü alanına, tecrübesine, bilimine, üretimine, her şeyine aykırı. Şimdi böyle bir yönetim anlayışıyla şuculuk buculuk üzerinden birbirinizin karşısına dikilip komşuyu komşuya düşman eden bu dili beraber ortadan kaldıracağız. Ve seçimde 5 maaş verdikleri yan verip yatan danışmanlar dururken senin oğlun kızın işsizse 92 puan aldığı KPSS sınavında mülakatta 58 puan, 68 puan almışa elenmişse, atanamamış öğretmen çocuğun varsa, KPSS sınavında mülakatta elenmiş, evde umutsuzca oturan evladın varsa, emekli kocanın 2500 lira maaşıyla o tencereyi nasıl kaynatacağım diye düşünen bir ev kadınıysan, torununa 1 lira veremeyen bir emekliysen, doğal gaz paranın 1200 lira, 1400 lira, 700 lira, 600 lira geldiği bir küçük esnafsan, elektrik parasını kara kara nasıl ödeyeceğimi düşünen bir herhangi bir vatandaşsan, dar gelirli bir vatandaşsan, gece oturup gündüz uyuyan, iş bulamadığı için anasına babasına karşı mahcup olan bir gençsen, hepimizin yapacağı bir şey var. Helal oylarımızla, demokrasiyle sandıkta bu abileri hatta'ya göndermektir. Bravo başkanım. Ve beraber el ele verip bu harami düzeni birlikte yıkacağız, sizle beraber yıkacağız. Oylarımızla, demokrasiyle beraber yıkacağız. Şimdi bakın, ben bugün buradayım. Bütün ağalar buraya gelecekler. Karşınızda hesap verecekler. Karşınızda sizin sorularınızı dinleyecekler ve ondan sonra siz bir karar vereceksiniz. O danışmanlar gelecek gözünüzün önüne. Zaten giremiyorlar. O zaman hatta'ya gidecekler. Çıkaracakları kanunlar bile etkili olmayacak. O kadar korktular ki milimetrik hesaplarla sizin oylarınızı manipüle etmek için kanun çıkarmaya kalkmışlar. Ben de diyorum ki az gelir. Sen milletin ferasetine inanmıyorsan daha fazlasını getir. Halep oradaysa ahan da arşın buradaysa. Helal. Arşın burada. O seçimi 5 tane yandaş için harcadıkları o paraların size verilmesi gerekirken onların cebine konulan sizin paralarınızın hesabını soracağız inşallah birlikte sandıkta. Yeni bir de hadise oldu. Telekom. Telekom'u Haririlere sattılar. 25-30 milyar dolar eden Telekom'u 6 milyar dolara sattılar. Bulmayan yer gelmedi başkanım. Aynen öyle. E sırada biz de onları göndereceğiz. Ya şimdi
Atatürk nerede? Yanlış yapana nerede? Geldikleri gibi giderler dedi. Kimin iradesiyle dedi? Sizin iradenize güvendiği için dedi. E biz de Türkiye'yi bu hele sadece bu telekomda yapılan soygun dünya çapında. Türkiye'de bir numara. 1.6 milyar doları ceplerimizden aldılar. 2026'da Türkiye'ye devlete geçecek telekomun hisselerini varlık fonuna devrettiler. Daha evvel o Hariri denilen bu arkadaşların, Sayın Erdoğan'ın aile dostu Hariri, 6 milyar dolar aldığı şeyin telekoma ne yaptı biliyor musunuz? Türk bankalarından, bizim bankalarımızdan, devlet bankalarından kredi aldı. Şimdi söyleyeceğim de kızacaklar. Mal mal baktılar krediler alınırken. Öyle mal ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Öküz bakar insan gözüne öyle. Saf 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 bakar değil mi? Öyle mal mal baktılar. O paralar Türk bankalarından, devlet bankalarından, sizin cebinizden alındı. Haram zıkkım olsun. Tam 24 milyar TL şu anda Harirlerin cebinden uçtu gitti. Yani onların cebiyle uçtu gitti. Bu 24 milyar lirayla bak rakam vermekten yani hakikaten telef olduk. Sadece şu 24 milyar lirayla ne yapılırdı biliyor musunuz? Çiftçilerin tümünün girdi maliyetlerini düşürecek adımlar yapılırdı. Birinci sınıftan lise son sınıfa kadar devlet okullarında okuyan bütün öğrencilere sabah kahvaltısı ve öğle yemeği verilebilirdi. Türkiye'deki 4 milyon yoksul ev kadınına bir yıl boyunca 500 lira aylık para verilebilirdi. Haram olsun, zıkkım olsun. Sandıkta hesabını beraberce birlikte bu harami düzene karşı koyacağız, soracağız ve bu harami düzeni birlikte yıkacağız. İşte ben onun için buradayım. Onun için bu dükkanları gezip onların içinde yaşananların sesi olmak için buradayım. Cesaretli olanı bekleriz. Allah'a emanet olun. Evet. İşler nasıl? Sayın Başkanım, ham madde gıdaları çok yüksek. Bunların düşürmesini istiyoruz. Biz de üzerine fiyat koyduğumuzda bu sefer vatandaşın alım gücü düşüyor. Alamıyorlar değil mi? Evet, alamıyor. Yani bir kilo alan vatandaş yarım kilo düşüyor. Yarım kilo alan 250 grama düşüyor. Haftada yiyen vatandaş 15 günde yemeye başlıyor. Biz bu ham maddelerin düşürmesini istiyoruz. Evet. Elektrik faturasına çok şikayet elektrik var. Elektrik de kesinlikle. Daha eskiden beri var. Yani bugünlere ait değil. Eskiden beri var. Bu son dönemde elektrik de çok yüksek. Kaç geliyor buraya? Buraya 3.000-3.500 lira sadece çok buraya geliyor. Benim aylık ödediğim elektrik 10 bin lira. İmalatımla birlikte. Oh. Aylık. Çok ya. Sabah beri kaç müşterim geldi? Ya şu ana kadar 3 kişi tıraşı. Yetmez. Yani bu kira mı değil. Kendinin mi? Kira... Kaç, iki kişi mi çalışıyorsunuz? Çek başımı çalışıyorum. Eleman sizdir. Peki evi geçindiriyor mu burası? Zor. Elektrik ne geldi? Elektrik 1250, 100 bin lira geliyor. Gerçek vatandaş alır mısın nasıl? Çok zor. Yani her şey lüks oldu. Yani berberde gelip tıraş olmak bile lüks oldu. Eski gibi değil yani. Yani dışarıda gördüğünüz gibi insanlar da herkes yaşlı. Yani ülkemiz tarım ülkesi bilip duruyor yani şu an. Güzel bir hediye yaptık. Ön tarafında da Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı yazıyor. Hedefimiz Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i Başbakan yapmak. İnşallah Başbakan olduğunda da masasında görmek isteriz. Biraz daha gelin. Tamam, biz arkadaşlar. Evet, çıkıyoruz. Evet, buradayız.